Merhaba, katı modelleme eğitim serisinin 35. dersinde ekranda görmüş olduğunuz teknik çizimi Fusion'da 3 boyutlu olarak çizeceğiz. Şimdi burada diğerlerinden farklı olarak bir yardımcı geometri, yardımcı plane kullanmamız gerekiyor. Construct diye geçen yapı bize oldukça yarar sağlayacak bu çizimimizde. İsterseniz hemen başlayabiliriz. Şimdi aşağı kısım için öncelikle bir dikdörtgen oluşturarak başlayabilirim. Önce Fusion'da birimlerimi inçe çeviriyorum ve sonrasında bir dikdörtgen oluşturarak üst yüzeyden çizimime başlayabilirim. Document Settings'ten milimetreyi inçe çevirdim. Daha sonrasında Create Sketch deyip XZ düzleminde bir sketch oluşturdum. Rectangle'dan Center Rectangle seçerek şu şekilde. Yan tarafın uzunluğu, yani burası 5 inç. Öbür taraf ise 2 artı 3 bölü 4 inç artı 5 bölü 8 inç olarak verilmiş. Enter dedim. İlk dikdörtgenim oluştu. Sonra şurada gördüğünüz gibi bir yarım çemberimiz var. Ve son noktalarına gelmiş. Yani tam orta noktamızdan şuradan. C'ye bastım. Midpoint'i yakaladım. Ve şu şekilde bir çember oluşturdum. Bizim alt profilimiz zaten oluştu gördüğünüz gibi. Burayı 1 bölü 2 inçlik extrude ediyorum. E'ye bastım. Profillerimi seçip 1 bölü 2 inçlik extrude yaptım. Şimdi şu üst kısmı oluşturabilmemiz için. Normalde biz extrude'u nasıl yapıyorduk? Skeci çizip normaline, yani 90 derece dikine ileri doğru extrude yapıyorduk aynı eksende. Ama burada bakın, yani şu aşağı çizersek bunu döndürmemiz gerekiyor. Bizim farklı bir plane oluşturmamız gerekiyor. Yani yeni bir düzlem bulmamız gerekiyor. Onları da nereden bulabiliyoruz? Şurada Construct'tan. Gördüğünüz gibi çok farklı seçeneklerimiz var burada. Bizim şu an yapacağımız offset plane, mesela offset plane'i seçersek sadece düz yukarı doğru ilerler. Bizim açılı ilerlememiz gerekiyor. Şunu seçtim. Benden bir line seçmemi istiyor. Şu age'i seçip bakın. Şu şekilde 0 derecede oluşturdum. Ben bunu 30 derece yaparsam teknik çizimimde verildiği gibi şu şekilde şuraya bir düzlem oluşturmuş oluyor. Yani skecimi de buraya çizebilirim. O zaman okey dedim. Şimdi burayı Create Sketch deyip düzlem seçmemi istiyor Create Sketch. Bu düzlemi seçebilirim. Bu benim artık yardımcı geometrim oldu. O zaman gerekli işlemleri yapalım burada. Şu düzlemde skecimizi oluşturalım. Şurası 2 inçmiş. Ve yüksekliği de 2 artı 11 bölü 16. C'ye bastım. Orijinden faydalanarak şöyle yarıçapı 2 olan bir çember oluşturdum. Sonrasında Horizontal Vertical'dan orijine dik yapıyorum. Ve D'ye basıp uzaklığını da 2 artı 11 bölü 16 olarak giriyorum. Tamam dedim. Daha sonrasında içte de bir çemberimiz var. Ve ona da 3 bor demiş. Gördüğünüz gibi çapı 3 olacak. 3 inç olacak. Şöyle 3 inçlik bir çember oluşturdum. Line ile şuraları bağlayabiliriz. Tam dış çemberin dış kısımlarından. L'ye bastım. Şuradaki snap'ten faydalanarak uçlarını buldum ve dik bir şekilde 90 dereceye getirdim. Aynı şekilde buraya da yapıyorum. Gördüğünüz gibi profillerim oluştu. Şimdi ben size bu profilin nerede olduğunu göstermek istiyorum. Yeni başlayanlar için biraz farklı bir açıda oluyor. Bakın profilim 30 derece yan. Şimdi ben bu alandan E'ye basıp şöyle extrude ettiğimde bakın nasıl bir sonuç oluyor. Benim hiç istediğim gibi değil. Yani burada şu kısma kadar gelmesi gerekiyor. Altı getiriyorum, öbür taraf kalıyor. Burayı getiriyorum, öbür taraf kalıyor. Biz başka bir komut daha kullanıyorduk Extrude'da hatırlarsanız. Şurada Extend'de Distance yerine To Object vardı. To Object'i seçip şu Face'i seçersek bakın sadece oraya kadar oluşturuyor. Ve tam olarak benim de istediğim bu zaten. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi model oluştu. Şimdi şu kısımda burası delik mi değil mi tam olarak kavrayamadım ben. Biz ama delik yapalım. Ve bunun doğrultusunda nasıl yapabiliriz? Onu bir düşünelim. Yani bunun geldiği gibi şu an ben buradan extrude yaparsam hiç de istediğim gibi olmuyor. Bunun doğrultusunda gelmesini istiyorum. O zaman şuraya hızlıca hiç çember falan çizmeden şurada
P'ye basıyorum arkadaşlar. Buranın iz düşümünü, şu an iz düşümünü direkt alacağım. Şöyle tekrar P'ye bastım. Şurayı seçtim bakın. OK dediğimde bakın bu profili seçebiliyorum artık. Ve E'ye basıp aşağı doğru silme işlemi yaparsam, kat işlemi, kesme. Gördüğünüz gibi model oluştu. En son olarak da şu aşağı kısımda bir ekleme daha var. 5/8'lik. Onu da ekleyelim. Şurada döndüm aşağı doğru. R'ye bastım. Şu noktadan şöyle yakaladım. Buraya 5/8 diyorum arkadaşlar. Enter dedim. Ve Extrude'a basıp E'ye basıp buranın uzunluğunu şöyle vermiş bakın. Total 3/4 demiş. Ve şurası da 1/2 idi. O zaman biz 3/4'ten 1/2'yi çıkarırsak tam olarak istediğimizi elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi modelimiz 3 boyutlu olarak oluştu. Construct kısmını yani yapı oluşturma kısmını bizim yardımcı geometri oluşturma alanını şu tool'ları oldukça kullanıyoruz. İlerleyen zaten modellerde, ileri seviye modellerde bunları kullanmadan çizimler çok zor oluyor. O yüzden bunları yavaş yavaş kullanmaya da başlayabilirsiniz. Oldukça faydalı olacaktır sizin için. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.